Öğretmen Ali'den çok memnun. Derslere ilgisi arttı diyor. Sınıf içinde de varlığını daha fazla gösterir olmuş. Hatta bugünkü etkinlikte şiir bile okuyacak. Kısa sürede çok yol aldı. Senin sayende Aslı'cığım. O kadar çok emek verdin ki. Sonunda bir şeyler yoluna girdiyse onun sebebi sensin. Ama bu iş biraz fazla uzamadı mı? Artık nikah için bir tarih alsanız iyi olacak. Hala nişan yüzüğü bile takmadınız. Hiçbir şey için acelemiz yok Afife teyzeciğim. Orhun ne zaman hazır hissederse o zaman. Sonuçta hiç kolay şeyler yaşamadı. Haklısın. O günleri hatırlamak dahi istemiyorum. O kız öldükten sonra bambaşka biri olmuştu Orhun. Bir daha asla eskisi gibi olmayacak diye çok korktum. Orhun. Oğlum. Kendine de. Bize de bunu yapma ne olursun. Bir ses ver. Bir şey söyle oğlum. Aylarca odasından dışarı çıkmadı. Hiç kimseye tek kelime etmedi. Mevsimler değişti. Ama Orhun hep o günde kaldı. Bedeni buradaydı sadece. Hiçbir şeyi, hiç kimseyi görmüyordu gözü. Ali'yi bile unutmuş gibiydi. Sanki ölenle o da öldü. O da toprağın altına girdi. Aradan koskoca 6 ay geçti. Ama ona sorsam bilmezdi. Yaşamıyordu çünkü. Sadece nefes alıyordu o kadar. Sonra bütün ümitlerim tükenmişken sen geldin. Onu o karanlıktan çıkardın.
Orhan. Senin için geldim. Sen iyi olmadan da gitmeyeceğim. Üstelik sadece oğlumu değil, Ali'yi de iyileştirdin sen. Nasıl başardın bilmiyorum ama Ali'ye de ulaştın. Anneannem bütün fotoğrafları kaldırtmış. Dayın da sana iyi gelmeyeceğini düşünmüş ama bence senin buna ihtiyacın var. Ama anneannen görmeden gizli gizli bak olur mu? Hiç kimse görmez. Aslı gidiyor Orhun.
bir şey yap. Gitmesine izin verme. Kendin için değilse bile Ali için, yeğenin için engel ol. Durdurun oğlum. O gün sen giderken oğlumu hayata döndürmek için tutunduğum son şans ellerimin arasından kayıp gidiyordu. Orhun bir daha asla eski Orhun olmayacaktı. Ama sana her şey için teşekkür ederim. Eğer bugün bu konakta hayat biraz normale döndüyse senin sayende oldu. Olur mu öyle şey Hafife teyzeciğim? Siz arkamda durmasaydınız asla yapamazdım. Bundan sonra daha güzel olacak. Göreceksin. Senin dediğin gibi olsun. Orhun'u zorlamayalım. Ama biz de yavaş yavaş çalışmalarımıza başlayalım. Ben düğün mekanını araştırayım, sen de gelinlik modellerine bak. Orhun da en kısa zamanda bu evlilik için adım atacak, hissediyorum. Senden başka kimse Demirhanlı soyadını almaya bu denli layık olamaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.